Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Halakamızda ve allemel beyan ve salatu ve selam ala men cahil beyan ve tibyan ve ala alihi ve sahbihi humun ehlil beyan. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Allah'ın aziz ümmeti, bugünkü sohbetimiz bir önceki derslerin devamı, bir önceki Resulü Şahmışlık Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü ümmetin karşılaşacağı, edileceği, hayatına geçireceği ve farkında olmayacağı uyarılardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini uyarıyor. Onun önündeki engelleri ona haber veriyor. Onun şahsındaki engelleri ona haber veriyor. Kendisiyle Rabbi arasına girecek şeytanın tüm hissiyatları ve duyguları ve aynı zamanda o yolları ümmetine haber veriyor. Ümmetinden dolayı da aynı zamanda sanki çekiyor, ızdırap çekiyor. Kendisine layık bir ümmet olabilmesi için onlara sahabelerden başlayarak ders veriyor. İşte o güzide derslerden birisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biz ümmete bahşettiği her gün birebir olduğumuz nefsimizde baş başa olduğumuz riya olayını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermektedir. Ki ümmetin önündeki en büyük engellerden bireysel olarak kişinin baş başa kaldığı bir haldir riya. Ve özellikle ehli ibadet, ehli maslahat olan insanlar bu konuda çok uyarılmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bu ehl-i ibadetini ve ehl-i mesnaatini uyararak dikkat etmelerini istemiştir. Çünkü sadece ibadet ehli olmak ve sadece mesnaat ehli olmak yetinilmemesi gerektiğini ifade etmekte ve onun içinde aman ha bu gizli hastalığa dikkat, bu gizli hastalığa dikkat. Çünkü bu gizli hastalık sizin bütün amellerinizi yok eder, sizin bütün maslahat değer işlerinizi tamamen karşılıksız bırakır, tamamen mükafatsız bırakır. Yaptığınız ameller, yaptığınız maslahat işleri tamamen boşa çıkartır. İşte bu konuda Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bizi uyarmakta. Ne güzel bir peygamber ki ümmetini o kadar seviyor ki önünde hangi engeller varsa küçüğüyle büyüğüyle neyle karşılaşacaksa öyle sevgi ve dostlara hareketle söylüyor ki, öyle şartlarla söylüyor ki bizler de onu dinleyelim. İşte bugün dinleme günü. Bugün dinleme günü. Kimi dinleme günü? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın dinleme günü. Eğer nefislerimizi dinlersek, eğer aklımızı dinlersek, eğer cevabımızı dinlersek, eğer şefaatimizi dinlersek, eğer dünya hırs ve varlığımızı dinlersek, perişan olacağımız haber verildiğini görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Çünkü kendisi de her zaman kendinden dolayı şöyle dua ediyor. Allahümme la tekilni ila nefsi zatfaka aynı ve la tekilni zâlik. Ya Rabbim kim söylüyor?
Ya benim bir göz kırpması kadar da olsa yaşlıya terk etme. Benim bir göz kırpması kadar da olsa benim nefsime terk etme. Ve hatta daha fazla da terk etme. Bir göz kırpmasından daha fazla da benim nefsime bakma ya Rabbi. Bana sahip çık. İşte bugün sahibimiz Hazreti Ömer Mustafa Aleyhisselam olsun uyarıyor. Kendisiyle önlem vererek ve aynı zamanda sözleriyle uyarı vererek bizi ne yapıyor? Bizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ümmet olarak, kendisinin güzel ümmet olarak Allah'ın sevgisine, Allah'ın merhametine, Allah'ın affına evet kavuşmamız için bizi uyarıyor. Onun için Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Çünkü biliyorsunuz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam وَمَنْ يَحْتِكُ عَنْ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O hiçbir şeyi kendi nefsinden konuşmaz. O hiçbir şeyi kendi kafasından konuşmaz. O hiçbir şeyi kendi isteği ve arzusuyla irade etmez. Onun neyi varsa sözleriyle, fiilleriyle, ikrarıyla birisi ayetlere dayanmaktadır. Vahye dayanmaktadır. Hazreti Allah'a dayanmaktadır. O vahiysiz hiçbir şeyi irade etmedi. O vahiysiz hiçbir hareket etmedi. Vahiy ile yoruldu, ümmeti de vahiy ile uyarıyor. Ümmeti de vahiy ile uyarıyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin bire bir ayet-i kerimesindeki bize karşı uyarısı. Estaizu billah. Yulâhûnennâs ve yâfidûnallâhe illâ elîlâ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dönemindeki münafıklar hakkında inmiş bir ayet. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde dıştan kendilerini mümin olarak gösterip alttan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a karşı oyunlar içerisinde olan münafıklar için inmiş bu ayet-i kerime ürkütmeli, korkutmalı ve uyarıyor. Onun için ayet-i kerime ayet-i kerime şöyle. Onlar insanlara görünmek için ibadet yaparlar. İnsanlar arasında insanlar görsünler diye iyi gösteriyor kendilerini. İnsanlar görsünler diye onlar kulluk ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Senin yanına geliyorlar ya. Onlar çok az miktarda Allah'ı zikrediyorlar, Allah'ı hatırlıyorlar. Onlar kalplere Allah'a yerleştirmiyorlar. Her yerde Allah'ın kalpleri için evet, korkutucu değildir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan bize ders çıkartmamızı istiyor. Biz o nifas karakterleri olan birilerine karşı görsün diye, bilsin diye, anlasın diye, anlasın diye yaparsak bu sınıfın içerisine hiç istemeyerek girmiş oluruz. Hiç istemeyerek girmiş, hiç farkında varmayarak girmiş oluruz. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam o ayet-i kerimeden her haberdar ediyor ki kendisinin arkasında, kendisinin yanında ümmeti olarak gördüğünde ama ümmet değerleri taşıyan var. Kendisine dost olarak gördüğünde ama kendisini sevmeyenler vardır. Onun için doğrusuz yürüyüş anlarında kendimizi bu tür insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat edelim. Yani samimi olalım, dürüst olalım, sağlam olalım. Ki yine diğer bir ayet-i kerimede her zaman bir küçük süre olarak namazlarda okuyorsunuz. وَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Onlar ki kılmış oldukları namazlar bir haber yok. Niçin kıldıklarını bilmezler. Neden kıldıklarını bilmezler?
onlar ne yaptıklarını bilmezlermiş. Ve onlar için cehennemde veyl adında bir cehennem çukuru vardır. Onlar ki namazlarını habersiz, anlamsız, şuursuz, değersiz ve kim için kıldığını bilmeden kılarlar, artı aynı zamanda onlar görsünler diye diyorlar. Cemaata geldi diye, söylersinler diye gelirler. Allah-u Teala hepimizi de bizleri muhafaza etsin. Bu vardır demek değildir kardeşlerim. Sakın almayalım. Hassasız, inceyiz, kalp tarifine sahibiz. Hemen burada neden benden bahsediyorum? Halbuki ben öyle yapmıyorum anlamında bir savunmaya geçmeyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir hastalığa tutulmamız için bizi uyarıyor. Öyle bir hastalığa girmemek için bizi uyarıyor. Yoksa siz öylesiniz, öyle yapıyorsunuz anlamında değil. Yoksa sizler buyurun. Cehennemin için burada hak etmişsiniz anlamında değil. Ama vardır. Böyle yapılacaksa da onun karşılığında Ubeyd bunu bekliyor. Cehennemden Ubeyd ateşi onu bekliyor. O zaman ümmetin buna dikkat etsin. Kendine çekin düzen versin. Kendine gelsinler. Dikkat etsinler. Yapacakların ne ameller varsa hepsine de dikkat etsinler. Sadece namazlarına değil. Sadakalarında, verdiklerinde, konuşmalarında, iyisilerinde, hareketlerinde onun dışarı nasıl haks ettiğine dikkat etsinler. Ve innemâ amelü niyyâtu mâ yâmelûn. Eğer niyetiniz halisaysa, eğer niyetiniz gerçekten Allah'ın rızası içinse, o yaptıklarınızdan niyetiniz üzere amel edersiniz. Niyetiniz üzere karşılık bulursunuz. Bir başkasının sizi görmesi ve tanım vermesi de pek önemli değil. Ama niyetlerinizi Allah-u Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimli ve emriyle ve ahli sulhu niyetler olun. Niyetlerinizi ihlaslı edin. İhlaslı olun. Samimi olun. İbadetlerinizle ve tüm ahlaklarınızla. Onlar ki insanlara görünürler, görüntü amaçlı ibadet ederler, namaz kılar ve onlar ki aynı zamanda yardımlaşmayı, desteklemeyi, faydalı olmayı engellerler. Bu tür insanlar Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede uyarmakta ve onların samimi ve ihlaslı olması ve aynı zamanda faydalı olmalarında gerçekten dikkatli olmalarını ne yapmaktadır ifade etmektedir. Bir diğer ayet-i kerimede değerli kardeşlerim bizim ana mevkiimiz, ana kaynağımız, ana dayanağımız tüm hayatımızda Kur'an ve sünnet olmalıdır. Ve onların yollarını bize aktaran alimlerin ahlakı ve sözleri olmalıdır. Eğer biz kendimizi kendimizle teselli edersek faydalanamayız. Bir yere varamayız. Onun için Kur'an'ı dinlemeliyiz. Resulü Zişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dinlenmeli. Yoksa mümin olmanın ortasında zafiyet gösteririz. Onun için kaynak Kur'an. Bunun tartışması da yok. Üzerinde görüş belirtilmesi de yok. Kur'an demişse yapacaksın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demişse yapacaksın. Buna yorum yapma. Ona zaman ve zemin bahaneleri üretip kendine göre kılıf bulma ve kılıf bulma olmaz. Uyacaksın. Zor geliyor mu? Vallahi zor gelmez.
Şeytan bedenimiz. Şeytan bedenimiz öyle yapıyor ki Kur'an'a ve sünnete ümmete ağır yapıyor. Bırakmıyor. Ki öyle de olması gerekiyor. Şeytan onu için yaratmış. Görevini yapıyor. Nefis onu için yaratmış. Görevini yapıyor. Ama Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam göndermiş. Vahiy göndermiş. Peygamber göndermiş. Bu aklın yoğunması için gerçekler söylenmiş, vahiyler de söylenmiş. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla söylenmiş. Ama geliyor ki, ne derse insan, kendisine bazen kendisini kaptırıyor. Kendi hevasına kendisini kaptırıyor. Kendi isteğine kendisini kaptırıyor. Yaptıklarını da boşa çıkartıyor. Yaptığı amelleri boşa çıkarıyor. İşte Es-Sa'idu Billahi ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ عَلَى النَّاسِ. Garip bir ayet-i kerimede ve müşrik bir ayet-i kerimede. Açyan bir ayet-i kerimede. Merhamet eden bir ayet-i kerimede. Ey iman edenler! İman edenler ehtar. Ey müminler! Ey Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş ve onu kendisine örnek edilmiş insanlar. Sadakalarımızı, verdiğimiz sadakalarımızı minnetle, eziyetle iptal etmeyin. Veriyorsunuz, destekçisiniz. Allah size vermiş olduğu malda fakir fukaraya geçme ve aynı zamanda muhtaç olan her yere destekçisiniz. Allah'ın vermiş olduğu malda o nimetten haberdarsınız. Ama geliyor ki içinize şeytan ve nefis farklı bir oyunla sizi alacak. Bunu başa katmak, oradan burada söylemek, ayet-i kerimenin deyimiyle mülkün mübâle buyla nas, malını insanlar görsünler de kendi altında anlaşsınlar, konuşsunlar diye infak eder. Orada gerçek makamı, gerçek maksadı, gerçek gayeyi kaydedir. Gerçek cevher ki Allah'a rızası kaybettir. Ve kendi terinden, kendi emelinden kazanmış olduğu o malı, Allah'ın vermiş olduğu o nimeti ve yine de kendisinin elde dağıtmasına rağmen, vermesine rağmen, onun karşılığında Allah'ın rızası kazanması gerekirken, onun karşılığında Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında iyi bir mümin, iyi bir hükmet olması gerekirken, şeytan ve nefis ona o durumdan dolayı geçici olarak dünyada sadece görüntü olsun diye, dünyada sadece görsünler diye, dünyada sadece anlasınlar diye, dünyada sadece kendisinin kahramanlığı ve cömertliği anlasın diye halbuki şeytanı girer ve o şekilde onu ne yapar? Onun vermiş olduğu emri boşa çıkartır. Onun vermiş olduğu o malın karşılığını ayet-i kerime bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Değerli kardeşlerim, burada şu anlaşıldı ki ha bedeni amellerimize, ha mali amellerimize dikkat etmeliyiz. Bedeni amellerimiz oruçtur. Ki oruçta hem mal var, hem beden var. Zekat çıkartma dönemi. Öyle bir adet kılak ettik. Haçtır. Hem mal var hem beden var. Namazdır. Bize bunların şuurunu veren zekatsız. Kendi malından çıkaracağımız bir maldır. O da var ya amel. Onun için ha bedeni amelimizde, ha mali amelimizde ihlaslı olacağız. Ve ahlisu ihlaslı olmuş. Samimi olmuş. Secdeye gidiyorsun sabahın saat 5'inde yatsı namazına kadar mümin
elhamdülillah 5 vakit namazına Allah'ın huzuruna çıkmakta. İbadet etmekte. Cemaatı ise iştirak etmekte. Onu kimin yanına gidildiği, kimin makamına çıkıldığı amaçla yaparsa ne kadar büyük bir şey olur. Ama oradaki insan Allah'ın arasına gidiyor amaçla yaparsa, görsünler diye yaparsa Allah onu da kendi dünya malında verilmiş o kıymetten yakasını çıkarırken, sadakasını çıkarırken, destek yönüne gidip olurken çeşitli afetlerde, sıkıntılarda, zorluklarda Allah'ı hatırlayıp ve Allah için yaparsa ne güzel bir şey. Ama gel diyor ki bu duyulsun diye, anlasın diye, görülsün diye, birileri için görülsün diye veya o verdiği yere başa kalkarak yapasın diye yapılıyorsa işte Resulullah Aleyhisselam tarafından bizi uyarıyor. Ayetlerle uyarıyor, vahiyle uyarıyor. Aleyhisselam tarafından bizi uyarıyor. Biz Aleyhisselam tarafından dinlemek zorundayız değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam tarafından bu uyarıları kendi diliyle bize haber veriyor. Kendi sözleriyle bize haber veriyor. Kendi hayatıyla bize haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam vahyin diğer çeşididir. Vahiy iki çeşittir. Vahiy iki çeşittir. Bunu iyi bilin. Vahiy metlu vardır ki yani Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla inmiş, tilavet edilmiş. Vardır ki bu elindedir. Bir de vahiy değil mektubu vardı ki o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle bilinir. İkralarıdır. Çünkü o vahyin canlı tepsidir. Tasdik metodunun hem sözleriyle hem fiilleriyle kutlarıyla bize aktardır. Onun için Allah razı olsun Aleyhisselatü Vesselam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد في سبيل الله فاوتي به ابد فعرضه لعمله فعرفها قال فما عملك في عمل قال فما عملك في عمل قال قاتلت فيك حتى استشهدت Kıyamet gününde şehit olmuş birisiyle gelir. İlk kıyamet gününde şehit olmuş birisiyle gelir. Şehit olur. Allah yolunda şehadet şerbeti içmiş. Şehit kelimesi denirken haberiniz ve bilginiz olsun diye şehitler hakikaten çok farklı bir makam sahip ettiler. Onun için onlara kendi dinini, vatanını, bayrağını, milletini, toprağını savunma noktasında seve seve kanunu veren, canını veren, dünyanın bütün lezzetlerine sırt çeviren, hayat veren güzelliğe tabah etme. Niçin? Allah'ın rızası için. İşte burada kıyamet gününde şehit olmuş birisiyle geliyor. Ve ona şehitliğin makamı gösteriliyor. Ne kadar yüce oldu. Ne kadar güzel oldu. Ve deniliyor ki ona biliyor musun? O şehitliğin makamı öğrendin mi? Evet. Ve sen ne yaptın diyor. Ben işte bu makama ulaşmak için, bu şehadet makamına ulaşmak için savaştım. Ve şey dedi. Ne dedim diyor bakıyor musun? Kale kendine. Çok ağır hesap anı. Çok ağır
أعظم قال كذبت ولكنك تعبد لما قال هو كريم وقد قيل حيث لا أصدق بسرعة sen senin için erkek denirsin diye sen senin için çok kuvvetli çok güçlü çok iyi bir kahraman denirsin diye savaştın ve ondan oğluna öldürdün. Bu kadar hassas bir nokta. Bu kadar hassas bir nokta değerli arkadaşlar. Şehadet noktasında dahi riya olayına görülsün ve bilirsin noktasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir sahne getirdi. Hayır. Bunu sen bayramın milletinin vatanını Allah'a karşılaştığına anlamak noktası için değil. Belki de kahramanlığın kutsalsın diye denirsin diye veya o birileri öldürüp geri gelip bahçeler yaptım denirsin diye yaptım. Ve onun için bu güzel vatanı hak ediyorsun. Bundan daha ince ve hassas bir uyanık olmasın. Evet. Hareketler ve hareketler kefahatel yukarı ve geriyon. Yüz üstü onun çekiştire çekiştire ateş attı. Emeğin karşına aldım. Değerli kardeşlerim, Allah hepimizin kapıdaysın. Emek veriyorum, emeklerimde bir tat ederim. Ne olsun? Allah için var. Zor bir şey değil. Nefsimizi, hevamızı, şehvetimizi, dünya hırsımızı, dünya mahal ve şöhretini elimizin tehditlerine yapmak. Kılıç yolculuğumuz, Allah hesaba çekiyor. Onun için hayır.
ki çok cömerttir desinler diye. Çok iyi adamdır desinler diye. Çok iyi adamdır desinler diye bağlama başlar. Sonra kopyala bir yıldızı bir araba ki yakar da olup yakınlar. Ve o da aynı şekilde yüzsüz çekiştirilir götürür atacağız. Değerli kardeşlerim, Allah'a sıfahane kralımıza bilim ehlini uyarılır. Vahacun kalemine verilir. Bir adam ki ilmi öğrenmiştir, alim olmuştur. Kendi karşısında çok iyi bir yere gelmiştir. Mühendis olmuştur. Doktor olmuştur. İlim sadece ölüm İslam'a bağlanmaz. İnsanlar bütün faydası olan dalla ilim kuşudur. İlimlerin en hayırlı zarfısı Allah'ın korkusunu ilan edin, haberdar edin. Cennet ve cehennemi hatırlatın. Çünkü mühendis aklı yeterli gelmez, doktorun aklı yeterli gelmez, alimin aklı yeterli gelmez, Allah'ı idrak etmeden ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul edilmeden cennette hak etmez. Onun için وَلَكُمْ كَعَلَّ اَرْنَا بِي adam ilmi öğrenmiştir. وَقَرَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ الْوَحِيدَ وَقَرَ ilmi öğrenmiştir. وَقَرَ الْقُرْآنَ Kur'an okuyor. Böyle bir sürü insan. Alim. Kur'an okuyan. İlmiyle halk arasında bilen. Kur'an ile halk arasında bilen. Allah'a rûdhya bihî ve o yol bir hemen olsun. Rûdhya bihî ve diyeceği yönde evet gala tamam dedi ki bunun için ne yaptı? Bu bahlat karşısında neler yaptı? Teallem ilme ve allem zülme. İlmi öğrendim ve öğrettim. İlmi öğrendim ve öğrettim. Hoca efendi, alim. Öğrendim ve öğrettim. Ve kalaftik yapılar. İmana gelmez. Ne olursun imana gelmez.
müşterik cehennemde ebedi var. İman edersen kurtulursun. Hakem yerindeyse ona en ağır sözlerle cevap verir. Tahkir eder bazen. İncitir. Ve kendisinden uzaklaşmaya çalışır. İlk başında deyip Resulullah'ı incitiyor. Ama ıslah etrafı olsam ıslahı onu hidayet eder. Bir sonraki gün ne kadar verir? Ya hakem ne olsun? Gel tepkili adına vazgeç. İmana gel, kurtuluşa er, hidayete er. İmanla müşerref ol. Ama yine hakem bir mekzam, Resulullah'ı daha farklı bir şekilde incitir. Bir daha gelmesin sağlamak için daha ağır sözlerle yanından uzaklaştırır. Üçüncü, dördüncü gidişinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ikinci halife, Adil halife, Sağolullah halife, El-Faruk, Fatih'le, Şükür'le, açık sözlü, et ve mert olan insan, Resulullah diyor ki, ya Resulallah, bugün sizinle gelmek istiyorum ben bunun yanına. Hakem bin Peygamber'in yanına, ben de sizinle beraber gelmek istiyorum. Ve Hakem bin Kaysa'ya yalvarır. Ya Hakem, cehennem ebedidir. Allah'ın gazabına maruz kalırsın. Şirkte devamının sana zararıdır. Yer bir kelimedir. Onu irad et. Şehadet kelimesine teslim ol, iman et. Yine de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı incitir. Ağır sözlerle gelir ama ona bu sefer sakınan bir kasap beğenmiyor. Resulullah'ın arkadaşı Resulullah için kendini feda eder. Resulullah Allah'a söylüyor mu diyor ki ya Rabbi sen beni ne kadar seviyorsun? Diyor ki ya Resulullah arkadaşının dışında her şeyi görmemi seviyorum. Ya Rabbi Allah'a itaat sen hakkı için iman etmek değilsin. Daha imanın yoksa. Ya Resulallah, yaşadıkça sana feda olsun. Böyle bir Ömer. Hakem bin Kaysa'nın Resulullah'a karşı konuşmuş olduğu o an sözlere dayanmıyor. Ya Resulallah, beni bırak da ben bunun canını cehenneme kazandırayım. Beni bırak da bunun canını cehenneme kazandırayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap veriyor? Allah Aleyhisselatü Vesselam şakası bizler için de aynı öyle. Bu hadisleri de bizlere sanki yalvarıyor gibi. Bize ilan edin bu hadislerden korkmayan, gülmeyen bize yalvarıyor gibi. Hakem bin Kaysa'ya yalvardığı gibi kendi ümmetine yalvarıyor. Ya Allah, bizdeki maharet cehenneme kazanılmak değil, cennete kazanılmak. Evet, değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi cennete çağırır. Bizi kendi rızasına çağırır. Ve bilahare Hakem bin Kaysa imana geliyor. Biri mağabeyinde şehit düşüyor. Ve zaman kula okul katta hayata. Ömer okul katta ne diyor biliyor musunuz? Ömer okul katta diyor ki sahabeler işte ya sahab. Galip'te ki Ömer'in hali Hakem bin Kaysa için onun canını cehenneme kazandırayım derken Hakem bin Kaysa cennete geçti Ömer bana o da verdi. Hakem bin Kaysa ben onu cehenneme kazandırmaya çalışırken o imana geldi. O şu anda cennette Resulullah'ın kazandırdığı bir makamda Ömer hayatta daha ne olacağı belli değil. Nasıl öleceği belli değil. Allah bizleri onunla bağışlasın inşallah. Allah Allah Muhammed'e tüm yaptıklarımızı kazanırsan kabul etsin inşallah. Hem de fasiyetle kabul etsin. Bizleri bizim de tüm yaparsan. Allah hepimizden razı olsun.
Aklı bu konuyu hatırlatmak için bakıyorum. O dönemde bir de mahvetme bağlısı yolu bir ders. Bu ahirte bağlanan kendimizde yollandı. Dramatinde bir kez olmakla bu akoyu sorunca şu an.